Herkese merhabalar. Mondros Ateşkes Anlaşması ile İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz LGS 2024'te İnkılap Tarihi bölümünde 10'da 10 yapmak, hiçbir soruyu kaçırmamak. Hazır mıyız sonuç Şelandı? Hazır mı hocam? Harikası tebrik ediyorum. Bugün öğreneceğimiz konu çok çok önemli bir konu. İtilaf devletleri bizi 7-24 işgallere başlıyorlar. Yani 7. madde ve 24. madde çok önemli. Birazdan zaten intromuzdan sonra konumuzda da göreceğiz. 7. maddeyle itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir yeri işgal edebiliriz diyorlar. Yani işgallere hukuki bir zemin oluşturacaklar. 24. maddede vilayet-i sitte yani doğudaki altı şehirde bu kanunu, bu kuralı uygulamaya çalışıyorlar. Amaçları karışıklık çıkarmak. Sonrasında da yani bu azınlıklar üzerinden... Ermeni'ler Rumlar üzerinden karışıklık çıkaracaklar. Sonrasında a burada karışıklık çıktı diyerekten yedinci maddeye dayanarak burayı işgal edecekler ve biz de buna karşı koyacağız. Zaten Mondros Ateşkes Anlaşması'na Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte hayır diyecek, kabul etmeyecek ve ardından da zaten Kurtuluş Savaşı'mız başlayacak. Burada şu çok önemli bu konuyla alakalı LGS'de mutlaka soru geliyor. 2023'te de geldi, 2022'de de geldi, 2021'de de geldi. Muhtemelen 2024'te de gelecek. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Bizler Tonguç Kap'ta birinci sezonda hem Bilge baykuşları hem de hızlı çıtaları destekliyoruz. Ama sen kendi takımın için mutlaka mutlaka. Mutlaka görevlerini yaparak daha fazla destek olmalısın. Hem ödülleri yakalmak adına hem LGS eksiklerini tamlayıp ...LGS'de hayallerindeki Fen Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Lisesi'ne ulaşmak adına bunları tamamlamalısın. Burada e, beşinci haftadayız. Videolarımız devam ediyor, ödevlerimiz de devam ediyor. Sıfırdan 8'e Sözel'de sayfa 150-153 arası. Dinamo İnkılap'ta test 15-16. E, Zoru Bankası 10'da 10'da. Hedefimiz çünkü İnkılap'ta 10'da 10 yapmak. Test 7'yi çözdüğümüzde ve buradaki görevlerimizi TAS uygulamasından girdiğimizde hayallerimizdeki netlere inşallah ulaşacağız Sonuç'um. Bugünkü dersimize Monoros neden imzalandı? egemenlik haklarımızı kısıtlayan hükümler ve Mondros'a Türk halkının, itilaf devletlerinin ve tabii ki de Osmanlı hükümetinin verdiği tepkileri göreceğiz. Bu videoyu dikkatlice dinlersen ve burada anlattığım her bir kısmını zihnine not alırsan inşallah dersimizin sonundaki meydan okumada da 5'te 5 beş yaparsın ve patates olmazsın. Çok güzel başarı ulaşmış olursun. Hadi bakalım o zaman. Şimdi intromuz girelim. Ardından videomuzu izleyip çok güzel bir şekilde konuyu öğrenelim. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane Alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Mondros neden imzalandı bunu da bilmemiz lazım. Mondros'ta savaşı devam edecek bir durum kalmadı artık. Bir Dünya Savaşı'nda biz Çanakkale cephesinde başarılı olduk Mustafa Kemal sayesinde. Ama Suriye Filiz'in cephesi, Irak cephesi, Kafkasya cephesi, Kanal cephesi birçok cephede kaybettik. Almanya'da savaşı kaybedince biz dedik ki aynı zamanda Bulgaristan'da savaştan çekildi. Bulgaristan'da savaştan çekildi ve biz dedik ki artık biz de bitirelim. Bir de Wilson ilkeleri denen bir durum var. Wilson ilkeleri de çok önemli. Neden önemli? Çünkü Amerikan Başkanı Wilson dedi ki yenenler yenilenleri ezmeyecek. Dünyayı barış, sevgi, böcek, kelebek kaplayacak dedi. İtiraf devletleri de İngilizler, Fransız bilirsin sen de İtiraf devletleri de dediler ki tamam dediler biz bunu kabul ediyoruz. Wilson ülkelerine uyacağız dediler. Ve Wilson ülkelerine de uyacaklar diye biz tamam dedik Ozan ateşkesi imzalayalım. Fazla bir şansımız yoktu esasında. Ama Türk milleti olarak bizler Mondros ateşkesinden sonra hiçbir şekilde işgallere karşı boş durmayacağız. İtiraz edeceğiz. ...yararlı cemiyetlerle e, bölgesel e, tepkiler göstereceğiz. Aynı zamanda Kuvayi Milliyeni de askeri olarak, bölgesel olarak saldıracağız. Peki Tonguç sana bir soru soruyorum. Kuvayi Milliye nedir? Kuvayi Milliye de Söyle bana. Milli kuvvetler. Harikasın Tonguç. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten sessiz, dikkatli, başarılı ve akıllı bir öğrencisin. Gerçekten senin hayatın boyunca duymayacağın belki iltifatlar bunlar ama... ...Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmeniz lazım. Bu zaten biz Kuvayi Milliye. Yani düşman saldırdığında bizim milli kuvvetler olarak düşmana karşı koymamız yani biz Türk halkı. Şimdi sonradan da Mustafa Kemal Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya yararlı cemiyetleri de ilk başta temsil ettiğinden sonra da Büyük Millet Meclisi'ne dönüştürecek. Şimdi İtalyanlar buradan işgale başlayacaklar. Fransızlar yine buralardan yine İngilizler buralardan. Pembiş olan yun, Maviler Yunanlılar buradan. Ermeniler buradan saldıracaklar. Gürcüler buradan. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları yavaş yavaş daralmaya başlayacak. Her yerden bize saldırmaya çalışıyor. Ama sıkıntı yok. Sonradan Fransızlar buralara da işgal edecekler Antep falan. Ama biz Kuvay Milliye ile yani az önce Tomuc'un söylediği gibi milli kuvvetlerle düşmanı resmen pataklayacağız ve göndereceğiz. Ama daha şu anda savaş başlamadı. Peki Mondros Ateşkesi'nde egemenlik haklarımızı kısıtlayan hükümler nelerdi onlara bakalım. Şimdi itiraf devletleri diyorlar ki Şimdi hatırlarsanız şöyle bir şey olmuş. Bunu da yazmam lazım bunu daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın. Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'nı Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikan Başkanı Wilson diyor ki Wilson'ın ikilerine uyarsanız diyor yani yenenler yenenleri ezmezse diyor ben diyor tamam diyor itiraf devletlerine destek olacağım ve Almanya'yı durduracağım diyor. Gerçekten durduruyor. Ama itiraf devletleri yani İngilizler Fransızlar köprüyü geçene kadar ayıya Amerika oluyor bu. Dayı diyecekler. Tamam efendimiz Wilson'ın kenarına uyacağız diyorlar. Wilson'ın kenarına uyacakları için direkt olarak Türkiye'yi veyahut da başka devletleri işgal edemezler. Yani biz oh savaş kazandık haydi seni işgal edelim diyemezler. Ama işgalleri açık hale getirecekler. İşte Mondros Ateşkesi'ndeki hükümler de böyle şeyler. Hatta Almanya'ya da Versay Anlaşması'nı imzalatacaklar. Almanya'da çıldırıp 2. Dünya Savaşı'na başlayacak. Neyse şimdi biz buraya girmeyelim. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa işgal yapabileceklerdir. İşte 7. madde. Yani güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebiliriz diyorlar. Ha bir dakika şimdi nasıl oluyor bu? Bu şöyle oluyor. Diyorlar ki mesela Türkiye'de işte şeyde diyelim ki İzmir içerisinde e bazı olaylar çıkarıyorlar. Olaylar çıkınca bizimkiler de sinirlenecek. Bizimkiler sinirlenince yani biz Türkler sinirlenince aa burada karmaşa var deyip İzmir'i işgal edecekler. Aa burada karmaşa var deyip Güneydoğu işgal edecek. Aa burada karmaşa var deyip işte Samsun çevresini işgal etmeye çalışacaklar. Zaten işgaller için bahane arayacaklar. Azınlıklar edecekler ki siz orada isyan çıkarın. İsyan çıkarınca zaten Türkler sizi pataklamak ister. Onlar pataklayınca da biz yedinci maddeyi e, gündeme koyup bakın hukuksal olarak yedinci maddede demişiz ki eğer güvenliğimiz eden bir durum olursa oraya işgal edebiliriz deyip oraya işgal ederiz. Sonra da orayı size veririz diyecekler. Kimlere? Ermenilere, Rumlara. Doğudaki işte bak burası öyle. Altı ilde karışıklık çıkarsa vilayet de bu bölge İşgal edecektir Erzurum ve çevre Bu da yine 24. madde. Yani esas itiraf devletleri bizi 7. madde ve 24. madde ile 7-24 işgal etmeye çalışacaklar. Ama biz onları pataklayacağız. Haberleşme araçlarımıza el koyuyorlar. Niye? Çünkü eğer ülkenin içerisinde biz iletişim kurarsak ne olur? Organize oluruz. Organize olmayalım diye bize böyle milli mücadeleyi bölgesel kalsın veya kendi aralarında bölgesel olarak herkesin diyecekler. Eğer haberleşme araçlar, haberleşme araçlarına el konulmasaydı biz iletişimi korup bölgesel değil ulusal bir mücadele de belki başlatırdık. Halayla Mustafa Kemal de çoktan başlatırdık. Zaten dikkat edin darbe döneminde de hemen telekom falan el koymuşlardı 15 Temmuz'da. Burada da aynı durum var. Şimdi boğazlar çünkü haberleşme gidince insanlar birbirine haber alamaz. Bir taraf işgal ederken öbür taraf onun yardımına koşamaz gibi düşünün. Boğazlar nitrat eritenin kontrolünde yine bu da kesinlikle bize zararımıza olan bir durum. Ordular terhis edilecek. Çüş diyoruz tabii ki. Niye? Çünkü ordumuzu eğer kontrol altına alırlarsa kimse onlara müdahale edemez. Biz de kuvay milli olarak onlara müdahale edeceğiz. Sonra bölgesel elimizdeki silahımıza tam sokağa çıkacağız. Tutsaklar serbest bırakılacak ancak Türkler bırakılmayacak. Yani resmen bizi fiilen bitirmiş durumdalar gördüğünüz gibi. Ekonomik hükümlere bakalım. Demir yolları, liman ve tersaneler itiraf devletlerinin kontrolünde. Yani ulaşımı da ele geçirip bizi zor duruma düşürüyorlar. İtiraf devletlerinin kömür ve akaryakıt sağlanacak. Gözleri doymuyor gördüğünüz gibi. Şimdi Mondros'a tepkiler de çok çok önemli. Mondros'a tepki şu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu da çok önemli. Birinci Dünya Savaşı kimle kimle arasaydı Tonguç? Ben Galatasaray arasında olacağım. Evladım ne alakası var yani o... Birinci Dünya derbisi, savaşı diyorum. Birinci Dünya savaşı itilaf devletleriyle ittifak devletleri arasındaydı. Biz ittifak devletlerindeydik. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan tarafındaydık. Biz yenildikten sonra artık tek başımızdayız. Yani Mondros'tan sonra biz artık tek başımızdayız. Bize Almanya yardım edemez. Avusturya, Macaristan yardım edemez. Bulgaristan yardım edemez. Bundan sonra tek başımızdayız. Evet. Birinci Dünya Savaşı itilafla ittifak arasındaydı. Sonradan biz tek başımıza kaldık. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak tek başımıza kaldık. Ama itilaflar yine birlikte saldıracaklar. Yunanistan, işte ee, başka kim olabilir? Ermeniler, Fransızlar, İngiltere. Yine itiraf devletleri hep beraber saldıracaklar. Yani Türkiye yani bizler gerçekten Birinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir savaşa giriyoruz şimdi. Kurtuluş Savaşı'na. Niye? Bu sefer tüm dünyaya karşı tek başımıza hareket edeceğiz. Kimle beraber? Mustafa Kemal'in liderliğinde. Şimdi İstanbul hükümeti ise diyor ki biz böyle bir şey yapamayız diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda diyor zaten yamulduk diyor. Çanakkale cephesi hariç her cephede kaybettik diyor. Ama eğer biz şu anda eğer Trabluskar Savaşı'na kayıtmışız. Balkan Savaşı'na kayıtmışız. Birinci Dünya Savaşı'na kayıtmışız. Kurtuluş Savaşı'nda gaza gelip mahvolursak diye kesinlikle halkı sakinleniyor. Sakin olun. Mandaros kötü olsa da sakin olun, sakin olun diyecek. Hatta Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkacak ve nasihat heyetleri kuracak. Nasihat heyetini teslimiyetçi olur gösteriyor İstanbul Hükümeti. Yani İstanbul Hükümeti diyor ki, kardeş biz teslimiyetçiyiz, sıkıntı yok. Çünkü daha büyük gaza gelirsek daha kötü olur diye düşünüyorlar. Türk halkı ise cemiyetler ve Kuvayi Milliye ile az önce söylemişti. Bir kez daha sorayım. Kuvayi Milliye nedir Tonguç'um? Milli kuvvetler. Harikasın. Tebrik ediyorum seni tekrar. Kuvayi Milliye Türk milleti. Yani biziz. Yani milli kuvvetler. Milli kuvvetler. Dolayısıyla biz artık düşmanı yamultacağız ve gerçekten ama cemiyetleri ve Kuvayi Milliye Mustafa Kemal'in teklifine atabilecek. O yüzden hemen şöyle e, bir imzada atalım. Tebrik ediyoruz. Yeni ödüllü sorumuz da bu. Hadi bakalım. İyi çalışmalar arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.